Efendim dinleyicimiz, insan figürleri bulunan kolye veya hayvan figürü de diyelim. Veya hayvan figürleri olan kolyeleri takmak uygun mu? Değil efendim. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde buyuruyorlar ki, yani yoruma falan ihtiyaç yok. Ehl-i Sünnet alimlerinde kitaplarından naklediyorlar bu hadis-i şerifi. Cünüp, resim ve köpek. Bir de işte hayvanlar içerisinde köpek buyuruyorlar. Cünüp, insan veya hayvan resmi, resimde Murat o, ağaç resmi değil, insan veya hayvan resmi, bir de köpek bulunan odaya rahmet meleği girmez. Bunun tevhili falan yok. Bir zamanlar bir ilahiyat profesörü bunu söyledi. Biz yıllardır Türkiye Gazetesi'nde yazıyoruz. TGRT FM'de, TGRT televizyonlarında, huzurlu da orada anlatıyoruz. Adam bir defa söyledi. Bir sürü fitne çıkardılar. Adama bir sürü hakaret edenler oldu. Hakaret edenler oldu. Nasıl olurmuş efendim, işte ölüm meleği de gelmez mi? Hem de bu ilahiyat profesörü adı altındaki zındıklar aynı şekilde böyle cevap veriyordu falan. Tabii vatandaş da altyapısı olmadığı için bunların hepsini de ilahiyatçı zannediyor. Halbuki din düşmanı. Adam ilahiyat kimliğiyle İslamiyet düşmanlığı yapıyor. Bunlara zındık denir. Bu da ancak Ehl-i Sünnet alimleri kitaptan okumakla tanınır bunlar. Yoksa nereden biliyorsunuz falan. Nereden bilmiyor? Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar. Ölçüler belli. Ölçüyü öğrenince bakıyorsun. Ölçüye aykırı birisi söyleyince bu Ehl-i Sünnet değilsin. Bu diyorsun din düşmandır. Bu zındıktır. Yani illa şeye gerek yok. Mesela sarraf nereden biliyor? Altının altın olduğunu. Canım o mesleği öğrenmiştir. Hani çekildi bakıyor. Daha bakarken bile yanıldığı olmaz mı? Olabilir. De, ama ellerinde miyar var bakıyor. Bu diyor altın değil. Diyor. Ha bana getirse ben bilmem. Ya o konu cahiliyim ben. Sarı renkli bir şeyler bunların hepsi altın dese. Bu altın zannederim ben. Bilemem onu. Dolayısıyla din bilgilerinde lazım olanları öğrenmezsen seni herkes tokatlar. Alır alır götürür aynı şekilde. Dolayısıyla insan figürü olsun, hayvan figürü olsun, bunları hele böyle boyunda takmak, yanında taşımak, bileğinde taşımak, yani rahmet meleğini sen kendinden uzak tutuyorsun. Kime karşı korurlar? Cinlere ve bu tayfaya karşı onlar korurlar buyuruluyor. Çocukların bulunduğu, yattığı odada da bir sürü aynı şekilde çocuk resimleri, çocuk oyuncakları. Ya çocuk gece yatarken rahmet meleklerin girmesine mani olma. Ve çocuğun aynı şekilde üstünü örttüğün çarşafını, yorganını neyse öyle resimli yapma. Giysilerini de resimli yapma. Oyuncaklar varsa onları da dolaba al, kapat. Dolabın yoksa üzerine aynı şekilde bir çarşaf ört. Ve böylece rahmet meleğinin girmesine mani olma. Çünkü hadis-i şerifte açıkça bildiriliyor. Açıkça bildiriliyor. Ama efendim, aması yoksa o zaman demek ki ama diye başlıyorsan inanmıyorsun demektir. Hadis-i şerife inanmadıktan sonra başkasına ne diyeceğim ki? Adamın birisi diyor ki, ya öyle hadis-i şerif mi olur? Köpeğin ne suçu var diyor. Öyle bir şey olsaydı diyor dinimiz diyor. İşte domuz bulunan eve rahmet meleği girmez derdi. Ya, yorum yapıyor kendi kafasına. Şimdi az önce siz dediğinizde tevhili yapacak bir şey yok. Açık yok. Yani. Açık ama adam şey illa ki hani gevezeyi cehenneme atmışlar. Bir şey söyleyecek yani. Domuz da yaratan Cenab-ı Hak. Ondan sonra diğer mahlukat da yaratan Cenab-ı Hak. Köpeği de yaratan. Köpeği de yaratan Cenab-ı Hak. Kediyi de yaratan Cenab-ı Hak. Bunların içerisinde bunlar aynı şekilde evcil olarak kullanılabilir. Köpektir, kedidir. Ondan sonra ve bu beslediğin hayvanlar içerisinde koyun, keçi, sığır, deve bunların eti yenir. İzin vermiş. Yani biz kendimizi Allah-u Teala'nın bildirdiği emir ve yasakları uydurmakla mükellefiz. Onları kendi nefsimize uydurursak o zaman bunun adı dinsizlik olur. Yani bu adamın yaptığı yorum gibi. Bu adamın yaptığı yorum gibi. Şimdi arı sokuyor, adam ölüyor. Arıyı mahkemeye verelim. Katil ya. Arı ne suçu var? Değil mi? Arı mahkemeye mi verir hocam? Değil mi? Yılan sokuyor, ölüyor. Mahkeme veremez mi şimdi? Yok. Katil oldu ya. Şimdi saçma sapan bir şey. Bizim bu söylediklerimiz saçma sapan olunca o salağın da söylediği saçma sapan bir şey. Sana ama söylediğim şey. Dinin sahibi böyle bildiriyor. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Ve şimdi
ilahiyatçı bile aynı şekilde, ilahiyatçılıkla bir alakaları yok da din düşmanlığı yapmakla vazifeliler demek ki. Komünist, ateist birisi. Hem de söyleyiver, akademik kariyer sahibi. Seneler önce adam kendi o uydurukça kelimelerle bir şey söylemiş. Dinin diyor emir ve yasakları doğmadır diyor. Bunun üzerinde münakaşa edilmez diyor. Yani diyor ki bu belli bir kalıptır diyor. Bunun üzerinde yorum olmaz diyor adam. Doğru. Ve bir komünist bunu anlamış. Bir komünist bunu anlamış ama ilahiyatçı anlamıyor. İlahiyatçı geçinen diyelim, ilahiyatçı demeyelim de ilahiyatçı, kendisini ilahiyatçı gösteren bunu anlamıyor. Dinin emirleri tartışılmaz. Ya kabul edersin ya reddedersin. Ya inanırsın ya inanmazsın. Ya inanırsın ya inanmazsın. İnandıktan sonra efendim bu böyle olacaksa şöyle olacaktı. Hani adam birisi Nasrettin Hoca merhuma yüklerler onu da, Nasrettin Hoca merhum öyle bir şey yapmaz. Uydurmuşlar onu, ona yüklemişler de. Adam birisi işte leyleği yakalamış, bakmış ayakları çok uzun, ayaklarını kesmiş. Kakası da uzun, onu da kesmiş. Kanatları uzun, kanadını da kesmiş. Sonra da dönmüş, şimdi kuşa benzedi. Ya yani neye benzedi? Hayvan gitti yani, tamam mı? Yaratan onu öyle yaratmış. Öyle mükemmel, öyle güzel. Kartal öyle. Açtığı zaman 12-20 metre bazen kanatlar oluyor falan. Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış. Pençelerini öyle yaratmış. O haliyle güzel. Su aygırı o haliyle güzel. Su aygırı dedim de seneler sonra adam birisi gitmiş, birisini dövmeye kalkmış demiş. Ya ne oluyor demiş ya. Sen bana demiş ki su aygırı dediydin demiş. Ya demiş 10 sene önceydi. Ama demiş ben su aygırı diyeni gördüm. Bir tanesi de bir Yahudi Karadeniz'de yakalamış dövüyor falan. Ya demiş niye dövüyorsun demiş beni. Siz demiş İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germeye kalkmışsınız. Ya o demiş kaç asır önce olsun demiş ben şimdi öğrendim. Ben şimdi öğrendim. Dolayısıyla dinin emirleri neyse odur. Hadis-i şerifte açık net bir şekilde resim bulunan odaya, cünüp bulunan odaya, köpek bulunan odaya rahmet meleği girmez buyuruluyor. Peki efendim ölüm meleği o her yere girer. Senin heladayken de gelir o. Peki kiramen katibin melekleri helaya girer mi? Veyahut da banyo yaparken girmez buyuruluyor. Peki ne olur? Senin helada yaptıkların veyahut da banyo alırken yaptıkların hepsi kendilerine bildirilir ve kaydederler. Çünkü onların vazifesi kayıttır. Onların vazifesi aynı şekilde kayıttır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak her işle vazifeli melek yaratmıştır. Onlar o işini icra ederler. Ama rahmet melekleri de insanları korumak için yaratılmıştır. Ve bunlar işte hadis-i şerifte bildirilen bu üç şey bulunduğu zaman buraya girmez. Onun için sen kolye, insan veya hayvan figürleri takarsan rahmet meleğini kendinden uzaklaştırmış olursun. Caiz de değil. Şimdi her şey mesela resim cebimize girmiş vaziyette. Eskiden tablo falan hadi onu kaldırdık veya elbisemizdeydi onu da attık diyelim. Şimdi cebimizde resim var, cep telefonu. Evimizde televizyon var, orada resim var. Tabii. Yani sürekli. Bir de insanlar diyor ki ya işte biz bir türlü kendimizi güvende hissedemiyoruz. Hissedemezsin çünkü rahmet melekleri yok. Doğru. Cep telefonu tıkır tıkır oradaki resimlere bakıyorsun, gürültüye bakıyorsun. Bir de çalgılı tabii altı tabii, müzikli. Tabii, bir de o geliyor falan aşağı. Tabii. Onun zulmeti giriyor. Ondan sonra oraya rahmet meleği girmiyor. Şimdi bazen mesela televizyonun üstünü örtüyle örtüyorlar. Ya senin açma tamam mı? Kapalıyken örtüyle niye örtüyorsun ki? Değil mi? Yani. Neyse biz üstünden tozlanmasın diye yapıyorlardır ya. Namaz kılarken de örtüyorlar mesela. Televizyonun üstü. Oraya esas açmamaktır. O resimlerin oraya aynı şekilde bir zulmeti mutlaka girer. Ve insanın da tesir eder mi eder. Zaten açıkça söylüyorlar. Telefonlarınız yakında bulunmasın. Televizyona ile fazla yakın olmayın. Yani bu elektronik aletlerin hepsini çıkartmış olduğu bir sürü aynı şekilde radyasyon şeyler var. Radyasyon var. Bu insanları berbat ediyor diye açık net bir şekilde de anlatılıp duruyor. Ama insanlar akıl gitmiş. Nefs aklı öyle bir örtmüş ki neredeyse boynuna takacak telefonunu. O şekilde. Sürekli yani sürekli. Yolda saatlerce. Kulaklık takıyor falan. Bakıyorum da kızım dedim ya da oğlum sen görürsün belli bir yaştan sonra. O kulak sende kalır mı? Tabii o yaşa gelince aa ne oldu? Bir şey olmadı kendin yaptın. Dolayısıyla efendim insan figürlü kolye ve benzeri şeyleri takmak, takı olarak takmak uygun değil. Hatta bırak onu. Fıkıh kitaplarında deniyor ki Allah-u Teala kadınlara altın ve gümüş şeyde parmaklarına yüzük olarak takmaya izin vermiş. Altın ve gümüşün dışındaki maddelerden alüminyumdur, bakırdır, tahtadır, camdır öyle bir şey takmalarına izin yok parmaklarına. Ama boyunlarına, kollarına tahta da takabilir,
keçi boynuzda takabilir. Keçi boynuz derken harnut kastetmedim. Keçinin boynuzunu dedim. Onu da takıp boynuna da takabilir. Bir mahsur yok. Bir mahsur yok. Yalnız kitaplarda bir ifade geçiyor. Parmağına taktığında, koluna taktığında aynı şekilde göstermemeli buyuruyor. Efendim ne varmış bunda falan yorum yapıyor. Sonra da yolda giderken aynı şekilde birisi diyor. Aldı alamadı parmağını kopartıyor. Veyahut da bileğini kesiyor alıp gidiyor değil mi? Veyahut da aynı şekilde boynunu aynı şekilde kesiyor. Boynundakini kapatmak için. Halbuki o görülmeseydi kötü niyetli kimsenin o şeyleri depreşmeyecekti. Adam kötü niyetli. Akrep yani sokacak. Sen akrebe diyorsun gel beni sok. Sonra da diyorsun ki niye yaptı bunu? Ya akrep... Akrep, cibilliyet adamın akrep. Ona sen fırsat verdin. Ona sen fırsat verdin. Şeyde mesela bir ara bir böyle bir gazetelerde falan oldu da birisi bir şey falan hemen bağırıverdiler falan. Ya ne bağırıyorsun adam doğru bir şey söyledi o zaman. Dedi ki sen bu kadar aşırı saçırırsan bir şeyle mahkemede mi ne oluyordu? Kızım diyor sen bu kadar aşırı saçırırsan aynı şekilde sana elle de hareket ederler. Başka şekilde de aynı şekilde hareket ederler. Yani sen davetiye getiriyorsun. Vurur denir mi falan. Denir mi de o aynı şekilde ne yapacaktın ki? Sen davetiye çıkarıyorsun. Yani evindeki altını kapının önüne koymuşsun. Sonra da diyorsun ki kim çaldı bunu? Ya arkadaş ona aynı şekilde tedbir alman lazımdı. Tedbir alman lazımdı. Olmaz öyle şey. Dolayısıyla yani İslamiyet'ten uzaklaşınca zıvanadan çıkıyor o sana. Yani ölçü, kantar bir şeyler kalmıyor. Dolayısıyla kadınların takmış olduğu o ziynetlerin de gösterilmemesi lazım. Başörtüsünde resim olursa bir şey olur mu? O da uygun değil. Hatta gömlek bile namaz mekruh olur buyuruyor. Yazı da buna dahil mi? Bazı kitaplarda o da geçiyor. Bazı kitaplarda aynı şekilde. Yani İslamiyet sade istiyor. Allah Teala rahmet eylesin şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hanımefendiler vardı. Seyyid Abdülhakim Hazretleri'nin çok sevdiği talebesi Yusuf Ziya amcanın kerimesi. Hüseyin Hilmi Efendi'nin aynı şekilde hanımefendisi. Emel Abrender kayınvalidesi. Mesela ben evden bizim hanımlarla falan şey yapıyordum falan. Yani İslamiyet'i öyle güzel bir aynı şekilde sindirmiş ki. Yani bir kadına, Müslüman bir kadına ama Müslüman bir kadına yakışacak parsü, ondan sonra eşarp. Mesela kitaplarda yazıyor, dikkat çekmeyecek. Öyle güzel renkler ki hakikaten bakınca, Allah Teala rahmet eylesin, o hanımefendinin o ölçülerine bakınca hakikaten diyorsun ya, bu ölçülerle, bu ölçülere riayet ederek, başörtüsünü, parsüsünü ona riayet edince, ya uzaktan görünce elinde değil otomatik olarak. Hürmet etmek, saygı duymak elinde değil. Hatta böyle bir hanımefendi bir belediye otobüsüne binmiş olsa yani ateisti bilmem nesi gayri ihtiyari elinde olmadan ayağa kalkıp yer veriyor. Ama sıkma baş bilmem oynuyorsan yukarıda daracık bluz aşağıda pantolon çıkınca falan hiç kimse de aynı şekilde. Hatta çok özür dilerim yani kaba tabirle söyleyeyim. Oradaki gençler de sulanıyor yani değil mi? Hem niye yapıyor da böyle falan ben işte tesettür. Neren tesettürlü ya? Örtülü çıplak kelimesiyle aynı şekilde hadis-i şerifte bildirilmiş. Bunun örtüyle bir alakası yok. İnsan Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen abinin o sözü hatırıma geliyor. Cağaloğlu'nda seneler önce buyurmuşlardı. Artık kızacak insan kalmadı. Acıyacak insan. İnsan acıyor. Ya kızcağız hani bir örtünmek istemiş. Başına bir örtü takmış. Ondan sonra daracık bluz, daracık pantolon, güneş gezliği. Ondan sonra kollar yarıya kadar açık. Örtü de o başörtüsü falan da cafcaflı bir şey. Cafcaflı. Yani resim 5 kilometreden ben buradayım diyor değil mi? Markasının da zaten görünmesi tabii. Lazım. Şimdi bakıyorsun bunun örtüyle mörtüyle falan İslamiyet'te bir alakası yok ya. Bir alakası söz konusu değil. Yani ondan sonra da başıma felaketler gelir. Gelmezse şaşılır. Gelmezse şaşılır. Hani Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri işte talebesi Hüseyin Hilmi Efendi ile de o zaman Hüseyin Hilmi Efendi işte 16-17 yaşlarında genç bir yere giderken böyle orada uygunsuz şeyler görüyor falan. Tabi taaccüp ediyor ya bu nasıl böyle yapmışlar falan filan. İşte hocası dönüyor. Buyuruyor ki biz de sizin taaccübinize taaccüp ettik. Hayretinize hayret ettik.
Ya bunlardan demiş düzgün bir iş meydana gelirse de takip edilir. Nasrettin Hoca ver onu demiş ya demiş, bizim hanımda zaten akıl yoktu. Nereden geldi neyine gitti gene. Zaten yoktu. Bunlar da zaten yok. Düzgün bir iş yaparlarsa o zaman hayret etmeli. Allah Allah diyeceksin ya. Nasıl bunu becerdi? Nasıl bunu başardı? Dolayısıyla hani nereden çıktı? Dinleyicimiz işte insan figürleri ve hayvan figürleri bunlar. Uygun olmuyor efendim. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.